Evet değerli izleyenler, ortak yayın platformunda bu akşamki konuğumuz Şehit Kamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadlıoğlu. Başkanım hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet değerli izleyenler, yine kış aylarının yoğunluğuyla birlikte kar yağışı da Gaziantep'te. Bu kış ilk defa yaklaşık 1,5 saat önce başladı. Yayınımızdan 1,5 saat önce başladı. Geçtiğimiz yılda Gaziantep yoğun bir kışa teslim olmuştu, yoğun bir yağışa teslim olmuştu. Bundan dolayı yollarda büyük sorunlar yaşanmıştı. Yine geçtiğimiz yıl bunu Rıdvan Başkanımla da konuşmuştuk. Başkanım yine kış başladı, yağışlar başladı. Ancak bu sene biraz size müsaade etti diyelim havalar asfalttaki hedefinizi tutturmanız için. İsterseniz hava muhalefetinden ve yarın doğacak kardan, yağmurdan dolayı doğacak yol sorunlarından dolayı asfaltla ilgili başlayalım. Yaz ayı boyunca şu döneme kadar asfaltta hedeflediğiniz rakamları metrekare anlamında başarabildiniz mi? Teşekkürler. Tabii kışın geleceği önceden belli. Geçen sene çok yoğun bir kış yaşamıştık. Bunun neticesinde yollarımız çok berbat durumdaydı. Biz bu konuda da kesinlikle zaten sıfır asfalt yapacağımızı taahhüt etmiştik. Allah'a şükür imkanlar el verdiği çerçevede biz asfalt olabilecek yerlerin tamamını nitelikli hale getirdik. Tabii bunun hava şartları iyiyken yapılması gerekiyordu. Özellikle yağışlardan sonraki oluşan seldeki sıkıntıları bertaraf edebilmek adına GASKİ ile koordineli bir çalışmamız söz konusuydu. Asfalt yapıldığında menfezlerin kapanmasıyla sıkıntılar oluşuyordu. Bunu ortadan kaldırmak adına bize iklim hiç olmasa bir müddet imkan tanıdı. Tabii biz bir taahhütte bulunmuştuk. Hava şartları el verdiği müddetçe biz nitelikli bir şekilde asfalt çalışmasını yapacağız demiştik. Ve Allah'a şükür bunu da devam ettirdik. Tabii yalnızca bu memlekette yol yapmak değil, diğer taraftan da iklimin değişik noktalarda herkese farklı bir şekilde ihtiyacı var. Yani yağışın ihtiyacı var. Diğer taraftan eğer çiftçi gübre atmışsa o yağmur isteyecektir haklı olarak. Biz asfalt yapabilmek adına azıcık yağmur daha sonra yağsa diye talepte bulunacağız. Allah'a şükür iklim belirli bir noktada bize de iş yapma imkanı sağladı. Asfaltla ilgili tam dediğimiz noktaya geldik mi? Gelemedik. Fakat iklim koşullarının el verdiği çerçevede asfalt yapımızı devam ettirdik. Allah'a şükür şu anda bir haftalık bir hava açsa dahi orada da yine asfaltımızı yapmaya devam ediyoruz. Evet. Başkanım, genelde bu yıl kaldırım konusunda Şehit Kamil Belediyesi'nin yoğun bir çalışmasını gördük. Siz dünyada birçok batı ülkelerini gezen bir belediye başkanısınız. Burada dikkatinizi çeken bir şey mi oldu? Gaziantep bu konuda Şehit Kamil'in bir eksiği mi vardı? Geçmiş dönemde yapılmayan bazı şeyleri özellikle kaldırım anlamında çok değişik bir şeyler hazırladınız. Tabii, burada bir yasal bir zorunluluk mu var? Bir, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın talebi doğrusunda imar kanunu çerçevesinde kaldırımların engelli kardeşlerimizin kullanımına yönelik olarak düzenlenmesi söz konusuydu. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren zaten bu ihtiyaçları çözmek için uğraş veriyorduk. Ancak yapılan bir işin bir daha yapılmasını ortadan kaldırmak adına asfalt çalışmalarıyla birlikte kaldırım çalışmalarının yürütülmesi gerektiğine inandığımız için özellikle asfalt çalışması yapılan noktalarda kaldırımları standart yüksekliğe getirdik. Kaç santim o başkanım? Maksimum 17 santim. 15 ile 17 santim arasında. Basım yüksekliği şeklindedir. Normalde bir insanın ayağının algısı da zaten apartmanlarda çıkarken 17 santimlik bir basımı rahat çıkarsınız. 20 santimlik basım size farkı gösterir zaten. Evet. Vücudunuz bunu hisseder. Tabii yıllardır Gaziantep'te özellikle parklanmayı engellemek adına, araçların kaldırıma çıkmamasını sağlamak adına yüksek kaldırımlar yapılıyordu. Yeni çıkan bu yasayla birlikte hem görme engelli vatandaşlarımızın geçebileceği noktaların belirlenmesi açısından hem de bu yüksekliklerin standart hale getirilmesi açısından yapmış olduğumuz asfalt çalışmalarını kaldırım çalışmalarıyla beraber paralel götürdük. Yapılan bu kaldırım çalışmalarında da özellikle bunları kilit taşı mantığıyla yapmaya gayret gösterdik ki karo şeklinde yaptığınızda dış şartlardan donattığında bu sefer meşhur tüküren kaldırım dediğimiz olayın yaşanmamasıydı. Bu konuda asfaltı yenilenen her noktada kaldırımlar da standart hale getirildi. Engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla inip çıkabileceği, özellikle garaj rampalarının sıkıntılı olan noktalarında aslında vatandaşlarımızla ters düştüğümüz bazı yerler oldu. Ben sizler vasıtasıyla bunu da vatandaşlarımıza paylaşmak istiyorum. Tabii normal şartlarda apartmanın rampası
kendi çekme mesafesinden başlaması gerekir ki rahat bir rampa olabilsin. Mesafe yetmiyor diye daha önceleri kaldırımdan başlayan rampalar yapılınca bu sefer hem yoldaki yağmur sularının bahçeye girmesi söz konusu oluyordu hem de kaldırımların yeknesaklığı söz konusu olmuyordu. Geliyorsunuz önünüzde bir duvar veya bir çukur, yola çıkıyorsunuz, tekrar garaj rampasını geçtikten sonra geçiyordunuz. Bu konuda vatandaşlarımız da demin bahsettiğim gibi çeliştiğimiz noktalar oldu. Ancak daha sonra bu konuda vatandaşlarımızın da anlayışıyla bu meseleyi çözdük. Allah'a şükür bir mesele kalmadı. Evet başkanım, bu çalışmaların içerisinde bir de insanların yaşam alanları ile ilgili, toplu konutla ilgili çalışmalarınız var. Özellikle Gazikent Mahallesi'nde toplu konut çalışmalarınızın başladığınızı biliyoruz. Evet. Aynı zamanda Seyrantepe'de de toplu konut çalışmanız olacak. Bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan toplu konutlar ne zaman vatandaşın hizmetine sunulacak? O hedef tutabilecek mi şu anda? Tabii bizim toplu konuta girmekteki gayemiz, daha önce de söylediğimiz gibi, kamulaştırmayla evlerini almış olduğumuz vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını gidermek için piyasaya konut arz etmemiz gerekiyordu. Bunun için elimizde bulunan Gazikent'teki 65 dönüm arazinin ihalesini gerçekleştirdik. Şu anda inşaatını başlattık. Şu anda temelleri cumartesi itibariyle 5 tanesinin daha temeli atılıyordu. Burada iş programı çerçevesinde sene sonu itibariyle, yani bir yıl içerisinde biz teslim etmeyi taahhüt etmiştik. Bir yıl içerisinde de inşallah bu 660 konutu vatandaşımıza teslim etmiş olacağız. Burada bunları teslim ederken öncelik sıralarımız var. Kentsel dönüşüm alanı içerisindeki kalan vatandaşlarımıza öncelik tanıyarak onların almasına öncelik sağlayacağız. Onlardan artan yer olursa o şekilde diğer talep eden vatandaşlara satmamız söz konusu olacak. Yine o bölgenin yanında daha önce de bahsetmiş olduğumuz ikinci lise inşaatımızın temeline de başladık. Gazikent'teki yapılan 660 konutun hemen yaklaşık 200 metre ilerisinde de yurtlu bir şekilde yeni bir İmam Hatip Lisesi'nin temelini attık. İnşallah onu da evler bittiğinde okulunu da milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Evet. Yeni imara açılan bölgelerde böyle bir sorun olmayacak değil mi başkanım? Çünkü okul yerleri, sosyal tesis alanları... Planlama mantığına uygun olarak planlama yaptığımız müddetçe bunlar sıkıntı olmuyor. Şu anda Gaziantep'te eğitim meselesindeki çekmiş olduğumuz alan açısından sıkıntı, yıllar öncesi ihmallerin sıkıntısını çekiyoruz. Yeni imara açılan noktalarda nüfus gelişimi de göz önüne alınarak ideal planlamalar çerçevesinde okul alanları bırakılıyor. Yeni imar alanlarında bir problemimiz yok. Ancak eski yapılanmış olan mahallelerdeki dar sıkışık yerlerde sıkıntımız hala devam ediyor. Evet. Başkanım, Şahin Bey bölgesinde de gördük. Oto tamircilerinin büyük sıkıntıları vardı. Orada 900'e yakın bir esnaf vardı. Onlar için belediye orada bir yer yapıyor Akkent bölgesinde. Şehit Kamil için siz daha önce davrandınız. Ve onların özellikle problemde olan Karşıyaka'daki tünel çıkışındaki bölgeyi kısa sürede boşalttınız. Burada site yapan firmalara, site yapan esnaf gruplarına çeşitli yardımlarınız da oluyor. Belediye imkanlarını altyapıya öncelik sağlama açısından bunları biliyoruz. Şu anda da oto tamircilerinin taşınması konusunda Şehit Kamil bölgesinde kalanlara yeni bir yer söz konusu mu? Evet. Sorumun devamı da şu, bu konuda bağlı odalarla, bunları temsil eden gruplarla, sosyal tesisler konusunda, dükkanların yapısı, içerisindeki kullanım alanları açısından ne gibi diyaloglarınız oluyor? Biz bunları çok iyi bilmiyoruz. Biz yani. Bunu iki etapta konuşmamızda fayda var. Bir, tünel çıkışından müzeye kadar olan bölge ve eski Dülük Caddesi'ne kadar olan bölgede çok yoğun bir bizim tamirci esnafımız vardı. Hem buranın kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi hem de yukarıdaki konutların rahatsızlığından dolayı biz göreve geldiğimiz andan itibaren bu esnaf kardeşlerimizle birkaç kere oturduk, toplantı yaptık. Bunlara alternatif yer arayış içerisine girdik. İlk etapta 100'e yakın esnafımızla ilgili olarak Göllüce'deki, yani otogara giderken yolun sağ tarafındaki mezarlığa geçtikten sonraki noktada bir şahıs mülkü alınarak buranın planlamasını yaptık. Planlamasını yaparken, uygulamasını yaparken biz bu esnaf arkadaşlarımızla birebir ilgilendik. Altyapı çalışmalarının tamamını belediyemiz yaptı. Çünkü bu vatandaşlarımız öyle çok yüksek gelire sahip insanlar değil. Bizim amacımız onların nitelikli alanlarda işlerini yapabilmesi ve şehrin merkezinden çıkmaları gerekiyordu. Onlar kendi aralarında bir
organizasyon kurdular. Biz de bunun her türlü planlamasına yardımcı olduk ve Allah'a şükür şu anda tünelle müze arasında herhangi bir tamirci esnafımız kalmadı. Fakat diğer taraftan 8 Şubat tarafında, Hacı Baba tarafında olan kardeşlerimiz var. Onların dükkan ihtiyaçları var. Onlarla ilgili arazi arayışına beraber girdik. Bizim belediyemize ait bir mülkümüz de var. Kendilerinin daha uyguna, daha geniş bir mekan buldukları söz konusu oldu. Araştırdık biz de. Hazineye ait bir yerle ilgili olarak. Oradan esnaf arkadaşlarımızdan bir komite oluşturduk. O komiteden gelen arkadaşlarımızla alternatifleri değerlendirdik. Bunun neticesinde şu anda karar aşamasında ya alanı geniş olan hazinenin yerini planlayacağız veya belediyemize ait olan noktada bir planlama yaparak onlarla beraber Oto Makine Sanayicileri Derneği ile oradaki esnaf kardeşlerimizle, çünkü STK'nın gücüne inanmak lazım. Bizim burada yapmış olduğumuz iş bir esnafı ilgilendiriyorsa, bu esnafın da bir topluluğu var ise, odası var ise, derneği var ise, onun ötesinde bunlar dahi yoksa, orada bir esnaf grubu oluşmuşsa, tamam hepsiyle birden muhatap olamayız belki ama onların içerisinden seçilmiş 3-5 arkadaşımızla biz bu görüşmeleri yaptık. Alternatif alanları çıkarttık, tapu kayıtlarını çıkarttık, planlamasıyla ilgili kendilere yardımcı olduk. Bundan sonraki safhada iş yerlerinin planlanmasıyla ilgili yine beraber çalışarak, ortak karar alarak onların daha sağlıklı şartlarda, daha ekonomik bir şekilde mülk sahibi olmasına yönelik olarak bir çalışmamız var. Tabii bunu bizim kendi başımıza yapıp, buyurun burada yaptık biz bunu deme imkanımız söz konusu değil. Biz kamulaştırma yaparken de bu tür faaliyetlerde de mümkün olduğu kadar olayın içerisine taraf olmadan, ikimiz de yani karşı taraf diyemeyeceğim nedenine gelince, o insanlar ekmeğini kazanmak için, biz de bu memlekette düzenli tertipli alanlarda işlerin yapılmasını sağlamakla mükellefiz. O zaman bir araya gelip ona göre karar almamız gerekiyordu. Şu ana kadar çalışmalarımızı bu noktada götürdük. İnşallah en kısa sürede o iki yerden bir tanesinde de esnafımızın talebi doğrultusunda hayata geçirmiş olacağız onlarla birlikte. Evet, bana bu otomakine sanatkarlarıyla ilgili, tamircilerle ilgili çok sayıda mail de geliyor. Özellikle Şehitkan Bizi bölgesinde. De hemen hemen her gün görüşüyoruz. Evet. Peki başkanım, bu insanlar taşındığı zaman orada mutlaka iş yerleri teslim edilecek. Burada örnek veriyorum, ben başka illerde oluyor bu. Oto galericilerde bir fiyat patlaması oldu dükkanlarda. Neden? Çünkü işi galericilik olmayan insanlar dükkan alımı yaptılar oralardan. Bir spekülasyon ortaya çıktı. Bunu engelleme aşamasında sizin bir müdahaleniz söz konusu mu? Yoksa direkt odanın, yönetimin, onları temsil eden insanların inisiyatifinde olan şeyler mi? Bu konuda zaten daha önceki o 100 dükkan yapılırken de aynı işlemleri yaptık. Bizim şu anda 8 Şubat mahallesinde ve Çıksorut'ta hangi noktada olursa olsun oto tamirciliğe yapılmaması gereken yerde oto tamirciliği yapan vatandaşlarımızın hepsinin envanteri bizde kayıtlı. Bunlar taşınırken doğruya spekülatörlerin girmesini engellemek adına hem dernekle, odayla faaliyete geçip, evet, hem de bizim elimizdeki bilgileri eşleştirerek biz bu işi yapacağız. O çok önemli çünkü. Evet. Biz önce o envanteri oluşturduk. Mesela biz 3 sene önce söylediğimizde Karşıyaka'dan taşınıp Yeşilova'ya giden veya 8 Şubat'a giden esnaf arkadaşlarımız da vardı. Onlar bu zamanı biraz ötelediler öbür tarafa geçmedikleri için. Fakat yıllardır bu işi yapıyor olmaları münasebetiyle bunları bir müktesep hak olarak kabul ettik. Onu da söyledik. Bundan sonraki safhada bu tespit ettiğimiz dükkanların dışındakilere dükkan verilmesi söz konusu değil. Bu tespit edilenlerin dışında da kimsenin burada dükkan açmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu desteği kendilerden de aldık. Kendiler de haklı olarak o pazarda onların bulunmasını istemedikleri için ileriye yönelik olarak bizim elimizde envanterimiz hazır. Evet, çok önemliydi bu. Onun için sordum başkanım. Evet, başkanım, yine inşaatla ilgili çalışmalarınız var. Özellikle şehrin iki bölgesi, siz hep bunu gündeme getiriyorsunuz. Emek uzay çatılı olan yerden, o bölgedeki trafik akışından herkes şikayetçi. Belediye başkanı olarak siz de biliyorsunuz. Burayı rahatlatma anlamında bir çalışmanız olması söz konusu. Neler yapılacak? Bunu bir izah edebilir Tabii miyiz? Tabii yukarıdan aşağı gelirken, yani yüksek binadan aşağı gelirken, biliyorsunuz orada yol bayağı geniş. Pazarın oraya geldiği yerde daralıyor. Normalde imar planında buranın eni 25 metre. Bu 25 metrelik aksı sağlamak için biz yukarıdan aşağı yolu çalıştırarak, genişleterek aşağı indiriyoruz. Mevcut pazar yerini kaldırıyoruz.
Bunu sizler vasıtasıyla tüm hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Çünkü cuma günleri oradan geçmek bir zulümdü. O bölgeden çok büyük şikayet alıyorduk. Tabii o bölgenin pazar da ihtiyacı. Pazarı kaldırmamız da söz konusu değildi. Arka tarafta eski fidanlık olan, belediyenin fidanlığı olan noktada bir pazar yeri ihale ettik. İhalesini gerçekleştirdik. Yer teslimini yaptık. Zannedersem çarşamba günü itibariyle orada da faaliyet başlıyor. O pazar yerini bitirdiğimizde yanında otoparkı ile beraber ana caddeye hiçbir zarar vermeden hem o marketin arkasındaki oluşan otopark hem de yeni oluşturacağımız otoparkla hem pazarcı kardeşlerimizin arabalarını koyabileceği alan hem de müşterilerin arabasını koyabileceği bir alan elde ederek Emek Uzay Çatılı pazar yerini oradan yaklaşık 150 metre kadar ileriye taşıyoruz. Yolun arkasına taşıyarak trafiği rahatlatıyoruz. Bunun yanı sıra mevcut şu andaki pazar yerinin olduğu köşeden gelip sağa doğru dönerken 8 metrelik aksı komple genişletiyoruz. Yol orada 8 metre pazarın içerisine girecek şekilde genişliyor. Bu şekilde kavşağa giriş de rahatlamış oluyor. Evet. Bizim yıllardır üzerinde durduğumuz konu buydu. Hatırlarsanız buranın daha önce de altında bir sosyete pazarı var idi. Bir de pazar günleri burada sıkıntı çekiyorduk. Yerin altında alışveriş yapmak öyle tehlikeliydi ki Allah korusun. Orada küçücük bir telaşe olsa insanlar birbirini ezip yukarı çıkacaktı. Onu şu anda Batıkent'teki Uzay Çatılı pazar yerimize taşıdık. Orada pazar günleri hizmet veriyor. Buradan da bu pazarı arkaya taşıyarak o yolu rahatlatmış olacağız. Vatandaşımız bundan sonra daha rahat o alışveriş etme imkanına sahip olacak. Trafikte daha az tıkanmış olacak. Evet. Şimdi arkadaşlarımız bir VTR hazırlamışlar. Uzay Çatılı pazar yeriyle ilgili. İsterseniz önce bu VTR'yi izleyelim. Ekleyeceğimiz şey varsa ekleyelim. Bununla ilgili bu senelerden beri devam ediyordu. Bu trafik aksıyordu. Vatandaşlar zor durumda kaldığı için bu pazarımızın taşınması gerekiyordu. Biz de eğer trafik rahatlayacaksa biz de bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Olur ister istemez burası kalktıktan sonra trafik daha rahat olacak. Vatandaşlar daha rahat girip çıkacak. O yüzden uygun buluyoruz yani. Normal karşılıyoruz. Bu çalışmasından dolayı Sayın Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyoruz. Bizi de kırmadığı için pazarımızı daha uzak bir yerlere değil de 150-200 metre yakınımızdaki belediyemize ait olan fidanlık yerine taşındığı için ayrıca da tekrar teşekkür ediyoruz. Biz çünkü yıllardan beri 25 senelik esnaf olduğumuz için ve ayrıca da Şehit Kamil Zebze ve Mevcutlar Dernek Başkanı olarak bunu dile getirmek istiyorum. Hangi pazarımız şu ana kadar kalktıysa, uzak yerlere gittiyse esnafımız hiçbir zaman satış yapamadı, eski düzeni kuramadı. Biz de bunu başkanımızla görüşüp esnafımızın bu maruzatını söyledik ve maruzatımızı gidermesini istedik. Daha uzak bir yerlere değil de belediyemize ait olan Şehit Kamil fidanlık yerine taşımasından ricada bulunduk. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Oraya taşındığından dolayı memnunuz ve teşekkür ediyoruz başkanımıza. Belediye başkanına çok teşekkür ederiz. Yani yakın yere alması bizim için daha iyi oldu. Uzak olsa hem pazarın kalkması vatandaş açısından, esnaf açısından iyi olmaz yani. Yakın olması bizim için daha iyi uygun yani. Gene bu konuda ayrıca teşekkür ederiz başkanımıza. Vallahi fidanlık tarafına kalkacak diyorlar. Çok güzel olur inşallah. Başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz orayı aldığı için. Daha güzel olur. Çünkü burası tam dönemeç olduğu için bir de yol dar olduğu için müşteriler park etme sorunu oluyor. Özellikle lavaboya gidiş gelişler uzak oluyor. Daha güzel olur diye düşünüyoruz. Belediyenin hizmetleri güzel zaten. Yeni pazar yerinin de
bundan aşağı olmayacağını düşünüyorum. Burada trafik sorunu nedeniyle biraz park sorunu var. Yol üzeri olduğu için. Aynı şekilde uzay çatılı olacaksa, trafik sorunu çözecekse benim için mahsuru yok. Vatandaş olarak sevinirim. Belediye Başkanı'na öncelikle çalışmasından dolayısıyla teşekkür ederiz. Pazar yerinin buradan kalkması trafik açısından çok güzel bir şeydir. Burada kırmızı ışıklar var. Trafikler bazı yoğun oluyor. Burada kalkması doğru bir şey. Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Allah kendine razı olsun. Evet başkanım, o bölgede büyük bir trafik rahatlaması sağlanacak. İnşallah ikinci bölgeye geçişte de böyle daralan yollardan bir geçiş olmaz. Yeni imar açılan bölgelerde bu sıkıntıyı İnşallah. Şehit Kamil Zaten Alkır. Özellikle üzerinde durmak istediğimiz konu o idi. Yeni planlanan yerlerde olabilecek sıkıntıların hepsini düşünüp ona göre planlama yapılması gerektiğini hep savunduk. İnşallah hayata geçirdiğimizde de bunların yaşanmadığını hep birlikte göreceğiz inşallah. Evet. Başkanım, oto tamircilerle ilgili konuştuk az önce, ancak VTR izlerken çok sayıda mail geldi bana. Oradaki oto sanayi ile ilgili taşınan vatandaşlar veya taşınması gerekenlerle de ilgili bir VTR'miz var. Arkadaşlarım onu hazırlamışsa o VTR'mizi de izleyelim. Çünkü o insanların görüşleri de sizin için çok önemli. Tabii. Bu sitemiz çok güzel oldu. Müşterilerimiz çok memnun. Yezhanelerimiz güzel. Trafik akışı yine çok güzel oldu. Bu şekilde yani sitemiz çok düzgün, düzenli bir düzene girdik. Gelen müşterilerimiz rahat ediyor. Her bakıma sosyal tesislerimiz çok güzel oldu. Yememiz, içmemiz düzgün, müşterilerimiz memnun. Süper bir şey oldu yani. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendisinden. Böyle bize güzel bir site yaptığı için. Önce olduğu için biz çok memnunuz. İnşallah öbür esnaflarımızı da aynı şekilde güzel ortamlar olur diye bekliyoruz. Şehit Kamil Belediyesi Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha önceki esnafların içerisinde, işte evlerin içerisinde rahat olmuyordu. Yani çok dar ortamlardı. Yani böyle bir site Gaziantep'e yakışır oldu. Yani çok güzel. Başkanımıza teşekkür ederiz. Yani güzel, iyi. En azından burası toplu olarak, bir site olarak yani her işimizin döndüğü bir yer. Evet, aramızı rahat bulabiliyoruz. Esnaflar iyi, dediği gibi oturacak yerleri falan güzel yapıldı. Dediğim gibi diğer tarafta hem trafik çok sıkıntısı vardı, hem oturan insanlar vardı, aileler vardı. Biz esnaf olarak da rahat değildik. O insanlar aile olarak da rahat değillerdi. Sanayi sistemimiz şu anda çok güzel oldu. Eski yerinden gayet iyi. Yani hem halkın geliş gidişi rahatlığından hem mahalle açısından çok iyi oldu yani yerimiz. Çalışmalardan dolayı belediye başkanlarımıza teşekkürlerimizi iletiriz. Çok katkıları oldu, sağ olsunlar. Başkanımız da sağ olsun, çok önder oldu bize. Vallahi çok iyi oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz yani. Karşıya semestinde, karşıya mahalle arasında çalışıyorduk. Dükkanımız çok dardı. Belediye sağ olsun bize bir imkan sundular. Böyle bir yeri açtık. Çok ferah, güzel. Hem müşterimize daha güzel hizmet veriyoruz. Daha güzel oluyoruz. Hem bizim için iyi oldu, hem vatandaşın için iyi oldu. Müşteriler geliyor, güzel hizmet veriyoruz. Kış bakımlarını yapıyoruz. Ama orada mahalle arasında, aile içerisinde, mahalle arasında iyi olmuyordu. Burası çok güzel oldu. Böyle olması bizim için daha iyi oldu. Belediye başkanımız Allah razı olsun. Şehrin içinde çıkarttığı için bizi burada park sorunu yaşamaya, yani herhangi bir sorun yaşamadığımız için çok iyi yani. Müşterimiz ne iyi. Yani müşteren gelme sorunu yok, gitme sorunu yok. Park sorunu yok. Çok iyi bunlardan konu yani. Allah kendine razı olsun yani. Her kişi böyle yerleri nasip etsin yani. Muhakkak böyle şeyler çok iyidir abisi. Bir arada olmamız, hep bir arada olmamız, çalışmamız çok iyidir yani bu konularda. Yani güzel bir yer abi. Herkese de nasip olmasını dilerim abi. Olsun, böyle bir esnafa böyle bir sağlıklı ve temiz yer sağladığı için yine de teşekkür ederim. Yani esnaf gerçekten buraya gelmesine
Yani müşterilerin buraya gelip de arabalardan garanti altında olması kendi kendini rahatlatıyor milleti. Yani en ufak insan gelip de burada şuraya bak, buraya bak diyeceğine işte işi olan insan geliyor, esnafı da meşgul etmiyor. Kafası kulağı rahat, buradan tertemiz ayrılıp gidiyor. Valla sitemiz Antep'imize en azından yani güzel bir bölge oldu. Yani daha önceki yerinde toplum olarak biz bile rahatsızdık. Çünkü aile içerisinde olan bir bölgeydi. Biz bile kendimiz rahatsızlık duyuyorduk. Ama yani şu anda yapılandırma olarak çok güzel bir yapı oldu. Ya bayağı memnunuz yani. Halk olarak. Halk da bayağı memnun ki akış bayağı kuvvetli. Yani katkıda bulunan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz buradan. Gerçekten burası çok iyi bir şey oldu. Sakin en azından. Esnaftan başka bir vesayet gelmiyor. Araba istediğin yere rahat park edebiliyorsun. İşin rahatlığı gözüküyor yani. Çok güzel oldu. Şehrin göbeğinden kalktık. Ailelerden daha uzak. Çünkü evlerin arasında olmuyordu. Çok güzel bir yer yapıldı. Yerimiz iyi. Sorun yok. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Evet başkanım, burada oto tamircileriyle 2 yıllık bir mücadelemiz olmuştu yer konusunda, oradan çıkmaları konusunda. Zabıta memurlarıyla sürekli münakaşalar olmuştu ama böyle mutlu sonuna bitmesi bizi de mutlu etti. Sizi oldukça mutlu etti. Tabii. Yalnız bunlarla bağlantılı olarak bu otoların satımını, alımını yapan şahıslar var, galericiler. Şimdi bunlarla ilgili de İçişleri Bakanı'nın size bir genelgesi var. Evet. Hala uygulanmadı, neden uygulanmıyor? Tabii. Uygulanması için ne lazım başkanım? Tabii. Şimdi demin söylediğiniz gibi tamirci esnafımız da aslında uzun süreli bir çekişmemiz oldu. Haklı olarak tabii o insanların hem atını hem yolunu almanız söz konusu olamazdı. Onlara alternatif çözüm üretmemiz gerekiyordu. Onu oluşturana kadar biraz zamanımız geçti. Fakat şimdi kendilerinin de beyanını dinledik. En azından burada aile içerisinde olmadan iş ortamında çalışıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyorlar. Evet. Hayatta en zor şey insanların alışkanlıklarını değiştirmek. Tabii bu alışkanlıkları değiştirene kadar insanlar haklı olarak tepki koyuyor. Sonunda mutlu sona kavuştuk. İnşallah galerici arkadaşlarımızla da aynı işlemi yapacağız. Galericilerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu karar çerçevesinde tüm galericilere biz tutanaklarını tuttuk. Şu anda kapamaları mevcut. Orada kendilerinin 2 etapta yapılan yeri var biliyorsunuz. Bir, otogarın arkasında. Bir de otogara giderken mezarlığın yanındaki alan. Mezarlığın yanındaki alanla ilgili olarak bizim taahhüdümüz vardı. Altyapıyla ilgili olarak yine biz bunları yapacağız dedik. Allah'a şükür kendiler belirli noktaya getirdiler. Biz oranın asfaltını, reglajını Büyükşehir Belediyesi ile beraber koordineli bir şekilde alttanı Büyükşehir hazırladı. Üst asfaltını biz yaptık, bitirdik, teslim ettik. Şu anda 3-5 tane taşınan arkadaşımız oldu. Ve onlara da süreyi 31-12 olarak bildirdik. Bizim buradaki amacımız onları yerlerinden, yurtlarından etmek değil, daha nitelikli alanda ticaret yapmalarını sağlamak. Pazarın içerisinde herkes bir arada olursa çok daha rahat ticaret yapacaklarına inanıyoruz. Orada her türlü imkanlar oluşacak. Bunun içerisinde noteri, mescidi, lokantası, yıkaması, aksesuarcısı, muamelecisi, her türlü imkanı olan bir alanda iş yapmak varken burada bu sıkıntıyı çekmemeleri lazım. Bir an önce buraları boşalttıklarında hiç olmazsa şehirde de bu noktalarda yeni sektörlerin oluşması söz konusu olacak. Şimdi bulvarların tamamında galeriler, kaldırımdan geçme imkanınız yok. Haklı olarak toz oluyor, sabahleyin arabaları yıkamak zorunda. Arabaları yıkayınca yollara sular akıyor. Oradan geçen vatandaşın üstü çamur oluyor. Su asfalta zarar veriyor. Yani öyle bir karmaşık döngü. Bunu ortadan kaldırmak adına bu sistematiğin kurulması gerekiyordu. Biz bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Esnafımızın yanındayız. Onların ticari faaliyetlerini durdurmak için değil, ticari faaliyetlerini artırmak için biz uğraşıyoruz. Fakat onlardan da biz özveri istiyoruz. Bu koymuş olduğumuz 31-12-2012 tarihi itibariyle boşaltılmadığı takdirde mecburen artık bundan sonra yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü atlarını aldıysak da yollarını vermiş oluyoruz. Yollarını almıyoruz. Gidecekleri yerin hazır olması münasebetiyle bundan sonra bu konuda tavizimiz yok. 31-12 itibariyle taşınılmadığı takdirde mühürlemelere başlayacağız. Kapatmalar uygulanacak diyorsunuz. Buradan da bunu duyurmuş olalım. Özellikle yani. Bu hem kendilerinin
refahı için hem de vatandaşımızın refahı için gerekli bir olay. Evet. Başkanım, inşaatla devam edelim, sonra konuyu değiştirelim. Çünkü ilçenin en gözde spor tesisi haline gelen Alleben Yüzme Havuzu'nun açılışı Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleşmişti. Siz şehrin diğer bölgesine de ikinci bir havuz sözü vermiştiniz. Aynı standartlarda, aynı kalitede, aynı malzemeyle. Bunu gerçekleştirdik mi, bitti mi? Başka havuz planlarımız var mı? Tabii. Öncelikle bizim Alleben Yüzme Havuzu'nu devreye alışımız 4 ay olduydu. Fakat resmi açılış yapmamıştık. Sayın Ali Babacan'ın, Başbakan Yardımcımızın Gaziantep'e gelişiyle birlikte resmi açılışını gerçekleştirdik. Bizim burada bir taahhüdümüz vardı. Seçim beyannamemizde 3 tane havuz yapacağız demiştik. Bunun bir tanesini profesyonel olarak müsabakaların yapılacağı işte Alleben Havuzu'nda bunu gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye'de kategorisindeki yani kısa kulvarda örnek projelerden birisi olarak bakanlık tarafından diğer vilayetlere sunuluyor. Mevcut yapılan bu havuzda daha önce de bahsettiğimiz gibi sabah 6.30'dan akşam 9.30'a kadar hizmet veriyor. Değişik yaş gruplarındaki öğrencilere, özellikle performans sporcularına, baylara, bayanlara, çalışan bayanların öğlen gelip öğlen vakti yüzmesini sağlayabilecek şekilde en ince detayına kadar düşünüldü ve demin de bahsettiğim gibi Türkiye'deki örnek projelerden bir tanesini hayata geçirdik. Diğer taraftan özellikle kenarda köşede kalmış mahalle demeden her tarafa yapacağımızı beyan ettiğimiz Merve Şehir'le Karacaoğlan Mahallesi'nin arasında Eşref Bitlis Parkı'nın altında şu anda ekranda görmüş olduğumuz bölge pazar yeriyle Eşref Bitlis Parkı'nın arasında. Daha önce burada iki tane halı saha vardı. Bu halı sahaları kaldırdık. Aynı teknik özelliklere sahip, orayla buranın farkı, orası tribündü, burası tribünsüz. Maliyeti aşağı çekmek adına. Burası prefabrik, orası çelik çatıydı. Burada da yine çırpınma havuzu. Bunların büyük havuzunu da 140 santim yaptık. Çünkü burada performans sporcusu değil, yüzme sporunu yapmak isteyen vatandaşlarımız veya yüzme öğrenmek isteyen vatandaşlarımızın geleceği bir mekan olması münasebetiyle. Eğitim amaçlı oldu burası. Eğitim amaçlı ve buranın da yine dolabından armatürüne kadar, ısıtma havalandırmasından taban ısıtmasına, filtrelerine kadar, seramiklerine kadar, fayanslarına kadar diğer taraftan hiçbir farkı yoktur. Burada yalnızca ebat olarak öbür taraf 8 kulvar, burası 5 kulvar olarak planlandı. Yine her tarafındaki dezenfektan havuzlarından acil çıkışlarına kadar, güvenlik kameralarından peyzaj düzenlemesine kadar diğer tarafta ne varsa aynısını buraya kattık. Şu anda suyun ısısı da iç havalandırması da çalışır vaziyette. Herhalde ayın 1'i itibariyle burada da sporcu veya öğrencileri almaya başlayacağız. Aynı zamanda bunun etrafındaki elektrik hattını yerin altına aldık. Gelen vatandaşlarımızın otopark imkanlarını sağlamak adına burada düzenlemeyi yaptık. Öbür taraftaki standartlar neyse onun biraz küçültülmüş haliyle burada milletin hizmetine sunduk. 2013 yılı içerisinde de inşallah Çıksoruk bölgesine bir sözümüz vardı. Çıksoruk bölgesindeki havuzu da devreye alınca taahhüt ettiğimiz 3 tane havuz devreye girmiş olacak. Evet. Başkanım, buradan eğitime geçelim. Siz eğitim konusunda önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bununla ilgili de arkadaşlarımız bir VTR hazırladı. Eğitimle ilgili yaptığınız çalışmaların VTR'sini izleyelim. Ondan sonra onun üzerine konuşalım. Tabii. Taze, ekmeğe olur.
İstanbul'dan. İstanbul'dan. 70 yaşındayım. Buraya okuma yazma öğrenmeye geldim. Çok memnunum. Allah razı olsun. Burayı açtığınız için bize öğretmek bellettiğiniz için, okuma yazma öğrendiğimiz için Allah razı olsun. Allah burayı açanlardan razı olsun, vesile olanlardan razı olsun. Elimiz kalem tutmuyordu. Şükür yazımızı yazdık, soyadımızı yazdık. Belediye başkanına teşekkür ederiz. Bizi her yerlere götürüyor, gösteriyor, sağ olsun. Biz şimdiye kadar böyle bir şeyleri görmemiştik. 51 yaşındayım. Okuma yazma bilmiyordum. Hastaneye gittim, baktım, ismimi gördüm, sevindim. Okudum. İsmim gelince girdim yana. Kimseye sormadan. Her zaman soruyordum, bazısı söyler, bazısı söylemeydi. İşte zorluk çekiydik, şükür. Alıştık. Belediye başkanına teşekkür ederim. Burayı açtığı için, vesile olduğu için. Ben 63 yaşındayım. Okuma yazmamız yoktu. Burayı açanlardan, vesile olanlardan Allah razı olsun. Şimdi okuma yazmayı öğrendik. Adımızı, soyadımızı yazabiliyoruz. Her şeyi öğrenebildik. Çok teşekkür ederim kendileri. Vesile olanlara, hocamıza da, belediye başkanımıza. Allah razı olsun. Yaşım 65. Allah razı olsun burayı açanlardan, belediye başkanımızdan. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederek bu Karşıyaka Aile Merkezi'ne açıldı açılalı geliyoruz. Hem Türkçe yazı öğreniyorum, hem Kur'an kursuna, Kur'an'a geliyorum. İkisini de öğrenmeye çalışıyorum. Allah hepsinden de çok razı olsun. Hiçbir şey bilmeyedik. Yolda yolakta otobüsleri bilmeydik. Çok şükür şimdi biraz öğrenik, yavaş yavaş öğrenik. Öğrenmeye çalışık. Öğretenlerden de, buraya sebep olanlardan da Allah genderden razı olsun. Evet başkanım, eğitim konusunda bu fikir nereden gelişti? İsterseniz oradan başlayalım. Şimdi tabii başta öğretmenlik evde başlıyor. Çocukları eğiten anne. Anne eğitimli olmazsa o çocuklara okulda verilen eğitim kısır kalacaktı. Özellikle mahalle araştırmalarımızda, bizim bu aile merkezlerimizde biliyorsunuz bir sürü özellikler var. Okul öncesi çocukların eğitimi söz konusu olduğu gibi el beceri kursları, annelerin eğitimine yönelik olarak faaliyetlerimiz vardı. Açık ilk öğretim tamamlamak isteyenler, açık liseye gitmek isteyen vatandaşlarımız için de özel kurslarımız vardı. Fakat bu sırada baktık ki okuma yazma bilmeyen insan sayımız da çok fazla. Onlara yönelik olarak da hangi yaşta olursa olsun okuma yazma bilmeyenlerin okuma yazma bilmesini sağlamak adına okuma yazma kursları düzenliyoruz. Eğitim açısından yine burada başta söylediğim gibi lise ve ilk öğretimi dışarıdan bitirmek isteyen vatandaşlarımızın imkanlarını burada gerçekleştiriyoruz. Okul öncesi çocuklarımıza burada kreş eğitimi veriyoruz. SBS'ye yönelik olarak kurslarla 6-7-8. Sınıftaki çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Bunların kitap yardımlarını, test yardımlarını yapıyoruz. Yani normal bir dershanede ne yapılıyorsa aynısını orada gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz bunu şunun için yapıyoruz. Hangi konuya el atarsanız atın temelinde insanın eğitimi söz konusu. Biz belediye olarak çok temiz caddeler yapsak, çok güzel parklar yapsak, vatandaşlarımızı, çocuklarımızı eğitmezsek, bunu bilinçlendirmezsek buranın sağlıklı kalması mümkün değil. Onların bu bilinçle olabilmesi için belirli bilgilere mutlak surette sahip olmaları gerekir. Her şeyin ötesinde demin VTR'de izlerken hanımefendinin bahsetti. Bir otobüse binerken durakta farz edin ki kimse yoktur. Hani birine soracaksınız ama otobüs geldi. Nereye gider, nereye gitmez yönünü bilmesi lazım insana. Onun için gerek. Artık hastaneye gittiğinizde numara alıyorsunuz. Numaranıza göre isminizin orada çıkıp çıkmaması söz konusu. Bunu takip etmeniz gerek. Bu bankada da aynı şekilde olacak.
Artık imza atmak zorunda kalacak. Artık akıllı kimlikler çıkıyor. Bir müddet sonra sizin kimlik kartınızdaki çipinizle belki ehliyetiniz onun üzerinde olacak, tapu bilgileriniz onun üstünde olacak. Bunların kullanılmasını sağlamak adına belirli pin kodlarının girilmesi gerekecek. Bunlar belki belirli kiosklarda kullanılacak. Kendi kendine kullanılan makinalarda. Vatandaşın bu şekilde kendini hazırlaması gerekmez mi? Evet. Artık maaşını dahi insanlar banka üzerinden almak durumunda. Bankada bankamatikten para çekebilmek için belirli bir okuma yazma olması gerekiyor. Bunların hepsi etken, toplumun nitelikli olarak gelişmesi adına bu konudaki faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Eğitimin yanı sıra VTR'de de izlediğimiz gibi özellikle gençlik merkezlerinde çocuklarımızın sosyal yönünün gelişmesine yönelik olarak özel destek veriyoruz. Yine bunun yanı sıra eğitime destek adına bütün okullarımızın ihtiyaçları noktasında giriyoruz. Yapılabilecek ne varsa onları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Geçenlerde basında ben de takip ettim. Tabii ben Gaziantep Lisesi mezunuyum. Evet. Sayın Necat Koçer, Sayın Mehmet Şeker, evet. Bizim üçümüz aynı sınıfın talebesiyiz. CHP milletvekilimiz, AK Parti milletvekilimiz ve ben Gaziantep Lisesi'nde aynı sınıftaydık. Sayın Necat Koçer milletvekilimiz Gaziantep Lisesi'ne bir baklava günü münasebetiyle gittiğinde oradan talep gelmişti. Okulumuzun toplantı salonunun olmadığını söylemişlerdi. Gaziantep Lisesi çok köklü bir okul. Hakikaten 1933 yılında kurulmuş. Gaziantep'in en nitelikli eğitim merkezlerinden birisi. Bizim zamanımızdan önce sınavsız olarak üniversiteye girilen bir okuldu. Bu okuldan gelen böyle bir talep neticesinde sağ olsun Necat Vekil'in bize iletince biz de okul yönetimiyle irtibata geçtik. O salonun ses düzeni, projeksiyonu, sandalyeleri, masaları, kapıları, çerçeveleri, perdeleri, dizaynını yaparak Gaziantep Lisesi'nin hizmetine sunduk. Gördüğünüz gibi bunlar yapılırken Allah'a şükür ne bizim ayrımımız var ne de Şahinbey Belediyesi'nin böyle bir ayrımı var. Yani burası Şahinbey bölgesinde, burası Şehit Kamil bölgesinde diye bir ayrımımız söz konusu değil. Şahinbey Belediyesi de Şehit Kamil bölgesinde böyle bir yatırımı gayet rahat yapabiliyor. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi kaynak bu milletin, millet adına kullanmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Amacımız bizden sonraki nesillerimizde bu çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesi, daha nitelikli olarak yetişmesi, toplumda faydalı insan sayısını artırabilmek. Ben orada görev yapan bütün hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Hakikaten eğitim yuvalarına sahip çıkmamız lazım. Biz de bu sorumluluk bilinciyle sayın vekilimizin sayesinde burayı gerçekleştirmiş olduk. Evet. Başkanım, Gaziantep son 5 hafta sonudur cumartesi pazarlar hep açılışlarla anılan bir kent oldu. Ve yapılan araştırmalarda Türkiye genelinde en çok Gaziantep ismi 5. sırada yer aldı. Belediye başkanlarımız o şekilde ön planda yer aldı. Yine sizin de bu çalışmalar içerisinde Gaziantep ziyaretlerinde hem Mehmet Şimşek'le Maliye Bakanımızla hem Aile Sosyal Politikalar Bakanı'yla hem Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la açılışlarınız olmuştu. Siz de bakanlığın katıyla lise inşaatının temelini attınız geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la birlikte siz enerjiye çok önem veriyorsunuz. Yenilenebilir enerjiye çalışmalarınız oldu. Bunun VTR'siniz diyelim, ondan sonra her iki programı da toparlayarak konuşalım isterseniz. Hay hay. Tabii. Kültür ve Kongre Merkezi'ni nasıl buldunuz Sayın Bakanım? Çok başarılı ve modern buldum. Artık tabii Gaziantep'in ihtiyaçları artıyor büyüdükçe. Böyle bir kongre salonunun, konferans salonunun çok amaçlı kullanılan böyle bir salonun Gaziantep'e çok yakıştığını söylemem lazım. Öncelikle belediye başkanımızı ve onun şahsında bütün çalışanları, bu salona emeği geçen bütün arkadaşlarımı gerçekten tebrik ediyorum. Gaziantep bu salonla, salonda Gaziantep'le beraber daha da hızlı büyüyecek. Evet, o örnek bir çalışmadır. O projenin bütün belediyelerde örnek olmasını aynı şekilde temenni ediyorum. Tabii.
Evet başkanım, burada da Sayın Bakan örnek teşkil eden bir proje diye bahsetti. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Tabii Sayın Enerji Bakanımızın Gaziantep'e gelmesi münasebetiyle aslında bu güneş enerjilerinin de resmi açılışını yapmak istedik. Fakat demin bahsettiğiniz gibi yaklaşık 5 haftadır şehir çok yorgun. Hemen hemen her hafta bir veya iki bakanımız geliyor. Çok yoğun açılışlar var. Bunu hizmete biz aldık biliyorsunuz. Fakat bunun yayılmasıyla ilgili olarak özellikle elektrik mühendisleri odamızla beraber yapmış olduğumuz çalışmada örnek proje olarak, prototip olarak her yerden talep gelmeye başladı. Burayı gezmeye gelen komşu vilayetlerin belediyelere, kamu kuruluşları yerinde bunu görmeye geliyorlar. Teknik olarak bu yapılmayan bir şey değil ama böyle bir şeyin fiilen üretilip tüketildiğini görüyor olmayı yerinde görebilmek adına böyle çok sık burası ziyaret ediliyor. Sayın Enerji Bakanımıza bu konuda bilgi vermiştik zaten. Bizim buradaki amacımız kullanmış olduğumuz aşağıdaki enerjinin doğal olarak elde edilmesi ve karbon salınımını minimuma indirerek herhangi bir bedel ödemeden o biyolojik göleti temiz tutmaktı. Sayın Bakanımız bu konuda daha önceki yapılan projelerimiz gibi bunu da bir örnek proje olarak alınıp her tarafta kullanılması gerekli hakkında bir beyanda bulundu. Bu ekibin başarısı, bizim başarımız değil, ekiple gerçekleştirdik. Bizim elektrik mühendisi arkadaşlarımızın çalışmış olduğu projenin neticesinde ortak karar birliğiyle bu hayata geçmiş oldu. İnşallah bundan sonraki projelere de bu şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Demin bahsetmiş olduğunuz Sayın Mehmet Şimşek ve Fatma Şahin Bakanımızın Gaziantep'e gelişiyle birlikte vakit yetmediği için 3 işlemi bir arada yaptık. 3'ü bir arada açılış demiştik. Evet, 3'ü bir arada demiştik. Okulumuzun temel atma töreni, pazarımızın açılışı, sosyal tesisimizin açılışı. Oradaki gördüğümüz sosyal tesis küçük bir sosyal tesis değil. Altında kocaman bir marketi, üstünde ayrı 4 tane dükkanı, bunun yanı sıra taziye evi, bayan spor merkezi, aile merkezi, çocuk eğitim merkezi, üst katta da SBS kurslarının yapıldığı bir kompleks şeklinde. Tabii buranın aslında başka bir özelliği var. Sayın Bakanımız da bunu Maliye Bakanı olması münasebetiyle örnek proje olarak o da bunu örnek proje gösterdi. Bizim buradaki yapmış olduğumuz sosyal tesisin altındaki marketi ve dükkanları satarak okulu ve pazar yerini biz bedavaya getirdik. Kaynak yarattınız. Kaynak üretme. Yani belediye bütçesinden herhangi bir kaynak çıkmadan bu projeler gerçekleştirildi. Pazar yeri, sosyal tesis ve lise inşaatı. Lise inşaatı. Bu ikisi, üçünün inşaatına harcanan para dükkanların satışıyla karşılandı. Belediye bütçesinden kaynak çıkmadan 33 derslikli bir okul yapılıyor. Sosyal tesis yapılıyor ve pazar yeri yapılıyor. Bundan daha feasible bir proje olamaz dedi Sayın Bakanımız. İmkanlar dahilinde bu şekilde proje üretmeye devam ediyoruz. Seyrantepe'de yine ona yönelik olarak yeni bir sosyal tesis inşaatımız devam ediyor. Herhalde 2 aya kadar da onun satışını gerçekleştirmiş olacağız. Evet. Başkanım, bize ayrılan sürede ben yoğun bir programınız olduğunu biliyorum. Buradan çıkınca da yoğun bir programınız var. Nihat Hatipoğlu'nun Gaziantep programı vardı. Ondan bahsedip programımızı öyle son vermek istiyorum. Tabii. Gaziantep Türkiye'nin yükselen yıldızlarından birisi. Tabii ihracatta, sanayide, ticarette şehrimiz 6. sırada. Biz de bu 6.lığı, 5.lığı hep yakalıyoruz. Fakat sosyal kültürel hayatta maalesef istediğimiz noktada değiliz. Bundan dolayı hem manevi değerler açısından şehrimizde artı değerler üretilmesi adına hem de her türlü konferans, gösteri, tiyatro, bale, her türlü aktivitenin Gaziantep'te yapılmasını sağlamak adına girişimlerimiz oluyor. En son Sayın Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun Gaziantep'e gelişiyle bizim fiziki mekanlarımızın yetmemesinden dolayı Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdik. Vatandaşımızın teveccühüyle hakikaten her taraf sahada dahil olmak üzere tamamen doluydu. Tabii insanların manevi olarak da ihtiyaçları var. Manevi açlığımızı da gidermek adına bu tür sohbetlerin, gönül sohbetlerinin devamından yanayız. Nihat Hatipoğlu hocamız gibi, Ömer Döngelioğlu hocamız gibi hocalarımızla belirli periyotlarda bu tür sohbetleri devam ettireceğiz. Yarın yine bir tiyatromuz var. Ayın 27'sinde Mersin Devlet Opera Bale'nin bir senfonisi var. Yani
hayatın her alanında olmaya, toplumu hormonlu bir şekilde değil de dengeli bir şekilde geliştirmek adına her türlü faaliyete katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Ben katılan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Çünkü bu tür aktivitelerde o aktiviteyi gerçekleştiren sanatçıların karşısında mutlak surette seyircinin yoğunluğu çok önemli. O konuda vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiye de ben tekrar teşekkür ediyorum. Evet, soğuk kış aylarının başlangıcına hızlandı artık yağışlarla birlikte başkanım. Vatandaşı uyarınız olacak mı? Çünkü şehit kent bölgesinde de sobalı dairede, sobalı evde oturan insan sayısı da çok fazla. Doğalgazın önümüzdeki yıl daha hızlı girmesini bekliyoruz. Bu uyarımızla birlikte ve programda son vermek istiyorum. Tabii. Şimdi artık kitle iletişim araçlarıyla her şeye ulaşmamız mümkün. Televizyonlarda rüzgarın şiddetine kadar söyleniyor. Eğer telefonlarınız belirli bir noktada mutlak surette meteorolojiden size uyarılar gelebiliyor. Sel mi var, kar mı var, yağmur mu var, bu bilgileri alabiliyoruz. Bunları vatandaşlarımızın sıkı şekilde takip edip gece yatarken sobaları mümkün olduğu kadar kendi kendine içten yanacak şekilde değil, oksijenini tam alabilecek şekilde düzenlemelerini yapmalarını talep ediyorum. Ve özellikle bacaları direkt olarak pencereden dışarıya çıkartmak değil de yukarı doğru düşey sistem çalışan bacalara monte etmeleri gerekiyor. Eğer bu şartlar yoksa çok basit bir duman dedektörü var, gaz dedektörü var. Bu gaz dedektöründen mutlak surette evlerine takarak böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum. Geçen sene bu konuda çok fazla sıkıntımız oldu. Bugün de bildiğim kadarıyla eğer kar yağışı durursa Lodos var. Bu Lodos'tan dolayı etkilenmememiz söz konusu değil. O konuda vatandaşlarımızın hassasiyetle buna dikkat etmelerini rica ediyorum. Ben tüm hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Kazasız, belasız, zehirlenmelerin olmadığı sağlıklı, nice güzel günler temenni ediyorum. Evet. Evet değerli izleyenler, Ortak Yayın Platformu'nda 2012 yılının son programını Sayın Şevken Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'yla gerçekleştirdik. 2013 yılının ilk programında 2012'deki özel projelerin çoğu özeldi ama damga vuran projelerin yer aldığı bir program düşünüyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu akşamlar.